İyi günler ekonomi notlarıyla karşınızdayız. Ekonomideki piyasaları paylaşacağız sizlerle. Ee, önce her zaman olduğu gibi ekonomiye dair haberleri aktaracağız. Ama gündemde önemli konular var. Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu yatırımcılarla bir araya geldi. Buradan çıkan mesajlar önemli. Dün Cumhurbaşkanı Erdoğan e, TRT e, habere katıldı. TRT'ye özel bir röportaj verdi. Önemli açıklamaları var. Hem faizle ilgili önemli açıklamalar var. Hem de Cuma günü e, açıklayacağı müjde ile ilgili mesajları vardı. İhracat rakamları geldi, dış ticaret verileri, otomotiv satışları geldi. Diğer taraftan e, Türkiye'de yeni bir yatırım, özellikle akıllı telefon pazarında yeni yatırım. Tüm bunları değerlendireceğiz, konuşacağız. Oldukça e, yoğun bir gündemimiz söz konusu. Önce her zaman olduğu gibi gündeme dair başlıklara bir bakalım. Cumhurbaşkanı Erdoğan, e, Cuma günü petrol ve e, doğal gaz arama çalışmaları konusunda bir müjde açıklayacağını söyledi. Geçen yıl biliyorsunuz benzer bir şekilde müjde açıklanacağını söylemişti ve Karadeniz'deki Karadeniz'de 405 milyar metreküplük doğal gaz rezervinin keşfi haberi gelmişti. Cuma günü dedi Cumhurbaşkanı Erdoğan Zonguldak'ta Uzun Mehmet Camii'nin açılışını yapacağız. Oradan da Kanuni sondaj gemisiyle bağlantımızı kuracağız ve bağlantıyla beraber de bunları e, açıklamış olmama rağmen tekrar oradan açıklamamızı inşallah yapacağız dedi. E, Filios Limanı'nda açılışını yapacağız e, dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan önemliydi. Diğer taraftan e, bugün DEİK, Türkiye ABD İş Konseyi ve Amerikan Şirketler Derneği 14 Haziran'da Brüksel'de toplanacak olan NATO zirvesi öncesinde e, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ABD Başkanı e, Biden'ın Biden'a ilettikleri mektubun detaylarını paylaştı. Tayyip Yürütme Kurulu Başkanı Mehmet Ali Yalçın da şunları söyledi. Covid-19 salgını tüm yıkıcı etkilerine rağmen Türkiye ile Amerika Birleşik Devletleri arasındaki ticaretin geliştirilebilmesi için eşsiz fırsatlar sunuyor. Ülkemiz küresel tedarik zincirindeki dönüşümde jeopolitik konumu ve güçlü kurumları sayesinde rahatlıkla daha etkin bir rol oynayabilir dedi. Küresel tedarik zincirindeki dönüşümde ABD açısından en uygun iş ortakları arasındayız dedi. Bugün ihracat verileri, ithalat verileri, dış ticaret verileri geldi. Ee, i̇hracat yıllık bazda mayıs ayında %65,5 arttı. Diğer taraftan baktığımızda dış ticaret hacmi %58,92 arttı. Amerika Birleşik Devletleri'nden bahsettik. Amerika Birleşik Devletleri'ne yapılan ihracatta ciddi bir artış var. Pazar payı olarak önemli bir yere doğru geldiğini görüyoruz. Yine bugün önemli bir veri ki, e, mayıs ayında kapanma döneminde kapanma önlemlerine rağmen Otomobil satışları, otomotiv satışlarında %70'e yakın bir artış var. %70'lik bir artış gözü çarpıyor. Bunu da sizlerle paylaşacağız. Ve devam edelim. KDV desteği 2 ay daha uzatıldı. KDV indirimi ve stopaj indirimi, kira, kira stopaj indirimi 2 ay daha uzatıldı. Bu da önemliydi. Bugünün önemli haberlerinden. Moody's enflasyon Avrupa Merkez Bankası için... Politika zorluklarını arttırıyor dedi. E biliyorsunuz Avrupa'da da enflasyon geldi ve enflasyon da bir yükseliş söz konusu. <laughs> Evet, Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu yatırımcılarla bir araya geldi. Önemli mesajları vardı. video Bir video konferans gerçekleştirildi yatırımcı toplantısında. Buradaki en önemli e, başlıklardan bir tanesi belki göreve geldiğinden bu yana en çok sorulan soru işte Merkez Bankası e, Başkanı görev değişikliği sonrası faizlerin ne zaman indirileceği, faizler indirilecek mi, erkene mi çekildi, e, faiz indirimi konusunda aceleci mi davranılacak konusunda e, hep böyle bir e, yargı oluşmuş durumda. Şimdi buna ilişkin olarak Şahap Kavcıoğlu diyor ki piyasalardaki haklı bir gerekçeye dayanmayan erken gevşeme beklentilerinin tümüyle ortadan kalkması gerekiyor. Böyle bir şey söz konusu değil diyor yani Kavcıoğlu. Merkez Bankası kanununa kendisine verilmiş fiyat istikrarı amacına bağlıdır dedi. Erken gevşeme beklentisi ortadan kalkmalı dedi. Politika faizi enflasyonun üzerinde olacak. Yine daha önce de faiz... Toplantıların sonrası karar metninde de yer alan bir e, konudan bahsediyoruz. Enflasyonda kalıcı düşüşü işaret eden göstergeler oluşana. 2023 yılında orta vadeli %5 hedefine ulaşıncaya kadar politika faizini güçlü dezenflasyonist etkiyi muhafaza edecek şekilde gerçekleşmiş ve beklenen enflasyonun üzerinde bir düzeyde oluşturmaya devam edeceğiz. Yani gerçekleşmiş ve beklenenin üzerinde bir Faiz, enflasyonun üzerinde bir faiz olacak dedi. Yine e, kararlılıkla bu mesajı verdi. Sıkı para politikası duruşu gerekiyor e, dedi Sayın Kavcıoğlu. Bu da önemliydi. E, ekonominin yeniden dengelenmesini sağlanması için ılımlı bir iç talep ve kredi büyümesi sağlanması için sıkı para politikası duruşu gerekiyor dedi. Yol haritasına sıkı sıkıya bağlıyız. Hangi yol haritası? Para ve kur politikası metnini 2021 yılında uygulayacağımız politikalar ve iletişim strateji açısından bir yol haritası görüyoruz ve buna sıkı sıkıya bağlı kalacağız dedi Kavcıoğlu. Önümüzdeki dönemde para ve kur politikaları bu metinde belirtilen esaslara göre uygulanacak. Politika faizi temel politika aracımız olacak. Yani o hani sadeleşme e, konusundaki kararlılık devam ediyor. Kararlarımız veri odaklı olacak. Kararlarda herhangi bir e, yani veril dışına bakılmayacak. Kararlarımız veri odaklı bir yaklaşım içinde enflasyon başta olmak üzere tüm makroekonomik veri akışını göz önünde bulundurarak şeffaf ve öngörülebilir bir şekilde almaya devam edeceğiz." De, dedi. Enflasyonda belirgin düşüşte üçüncü çeyrek sonu tabi. Şimdi faizin düşmesi için yani Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu diyor ki e, fa, en, önce enflasyonun düşmesi gerekiyor. Biz buna bakacağız. Enflasyon düştü ve e, güçlü bir gösterge var enflasyon düşüyor. O zaman faiz indirimi olacak. Her zaman enflasyon hem gerçekleşmiş hem de beklenen enflasyonun üzerinde bir faiz vereceğiz. E, ve enflasyon peki ne zaman düşecek? Enflasyonda düşüş ne zaman olacak? Buna ilişkinde e, Kavcıoğlu'nun belirttiği nokta enflasyonda ee, üçüncü çeyrek sonu, dördüncü çeyrek başlangıcı olarak gösteriyor. Ee, diyor ki Nisan enflasyon raporu tahmin patikasındaki belirgin bir e, düşüşün üçüncü çeyreğin sonunda dördüncü çeyreğin başı gibi olacağı düşünülüyor dedi. Bu görünüm bizim dezenflasyon süreci boyunca politika faizini enflasyonun üzerinde tutma kararlılığımızla birlikte yorumlanmalıdır. Aslında burada yaklaşık 10 maddelik e, bir e, konuşma e, metninin öne çıkan başlıkları 10 madde şeklinde. Bu 10 madde aslında çok net kararlı olarak e, duruşu gösteriyor, e, anlatıyor. E, dolayısıyla bunu da aktarmış olalım. Peki piyasalarda da durum ne? Bir de piyasalara bakalım. E, daha sonra devam edeceğiz. Gündeme dair gelişmelerle devam edeceğiz. Borsa İstanbul yüzde 0.12 artıda. Borsa İstanbul 1433 puanda. E, baktığımızda bugünün evet en yüksek seviyesinde Borsa İstanbul. E, sabah açılışta gerilemişti. %1'e yakın %0,83 gerileme yaşanmıştı. Sonrasında toparladı. Şu anda gün içi en yüksek seviyede 1400 puan üzerinde kalmayı sürdüren bir borsa İstanbul var. Bu BIST 100'e böyleydi. BIST Banka'ya ve BIST Sına'ya bakalım. BIST Banka 1190. Bugün hafif gerilemiş vaziyette. Biz sınavide durum ne? Biz sınavide tarafına baktığımızda ise orada %0,45'lik bir artış var. Tabi bugün e, belki en çok hareketli hisseler borsa İstanbul tarafında BIST yüzde özellikle enerji hisseleri. Dün Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamalarında e, az önce aktardık Cuma günü bir müjde açıklayacağını e, söylemişti. E, bu müjde konusunda tabi beklentiler farklı. Doğalgaz mı petrol mü? Doğalgaz Karadeniz bölgesi şimdi doğalgaz ağırlıklı beklenti var. Ne kadar metreküplük bir doğalgaz e, rezervi eklenir gelir tabi merakla bekleniyor. Şimdi Esen'de %8,21, Sasa'da %7'ye yakın bir yükseliş var. Zorlu Enerji %6, Odaş Elektrik %5,29, İpek Enerji %3,31. Petkim, Tüpraş, e, Enerjisi gibi hisselerde, enerji hisselerinde bir yükseliş göze çarpıyor bugün için. Bist yüzü yukarı çeken en önemli faktörlerden diyebiliriz. Bist yüzde en çok düşenlere bakalım. Bere Holding, Fenerbahçe, Mavi Giyim, Jansa Jant ve Konya Çimento olarak sıralandığını görüyoruz şimdi devam edelim Dolar TL 8.59 seviyesinde Dolar TL e, dün akşam 8 e, 8.78'e kadar çıktığını gördük Euro TL'ye baktığımızda Euro TL'de 10.47 seviyesini görüyoruz ve Euro dolar paritesi dolar endeksi bir bakalım nasıl bir tablo var. Euro dolar paritesi 1.21'de. Dolar endeksine baktığımızda dolar endeksi 90 seviyesinin hemen üzerinde tutunmaya devam ediyor dolar endeksi. Devam edelim yurt dışına bakalım. Avrupa borsalarında peki nasıl bir e, at, hava var? Ona bir bakalım. Daha sonra hem Asya borsalarına hem de ABD borsalarına bakacağız. Yatay gördüğünüz gibi çok fazla bir hareketlilik yok. Hafif artıda yatay bir seyir var Avrupa borsalarında. Asya borsaları peki nasıl kapandı? Asya borsalarına baktığımızda ise Japonya %0,46 kapandı artıda. Diğerleri Çin, Hindistan, Hong Kong eksideydi. Güney Kore'de yatay bir kapanış yaptı. ABD borsaları vadeliler gelsin. ABD vadeleri arttı da Dow Jones %0,25 arttı. Nasdaq %0,11, S&P 500 %0,19. Ee, biraz pozitif bir e, hava söz konusu. ABD 10 yıllık tahvile baktığımızda ise orada nasıl bir tablo görüyoruz? 1.60'da %0,87'lik kayıp var. Diğer taraftan 10 saltın peki ne durumda? Yeniden 1904 doların üzerine çıktı. Bugün aslında gün boyu 1.900 doların altındaydı. Saat 14'ten sonra, 15'ten sonra yeniden 1.900 doların üzerine çıktı. 1.900 doları kırdı ama 1.900 üzerinde kalıcı olamadığını görüyoruz. 1.920, 1.950 dolarlar seviyesinin üzerine çıkabilecek mi? İşte o sorunun cevabı merakla bekleniyor. Ve e, on altından sonra gram altına bir bakalım tabii. Gram altın tarafında da 525 lira seviyesini görmekteyiz dün akşamki dolar TL'deki o e, likit olmayan piyasadaki yükseliş gram altında tabii bir e, yukarı e, yönlü bir seyir seyretti. Sonrasında gün boyunca e, biraz daha yatay. Gümüş ve diğer emtialar. Gümüş 28 dolara yakın seyrediyor. Petrol fiyatları Brent petrol. Orada da yeniden 70 dolarların üzerindeyiz. 71 dolara yakın Brent petrol. Hatta gün içinde 71 dolar açtı. Ve ABD ham petrolü ABD ham petrolü 68 dolar 44 sen seviyesinde. Evet, ihracat verileri geldi. Büyümeye çok önemli bir katkısı var ihracatın. Ki hani kompozisyonun, büyüme kompozisyonun ...sağlıklı olabilmesi için önemli diyoruz. İşte o anlamda ihracat önemli. Üretiyorsunuz, ürettiğinizi satıyorsunuz. Bir döviz girdisi var. Katma değeri yüksek. Ürünler satılması daha da değerli. Dolayısıyla ihracatta bir artış var. Bakın aslında geçen yılda orta vadeli program hedefini aşılmıştı. Önemli bir ihracat kalmıştı. Bu yıl içinde işte 200 milyar dolarlık bir ihracat hedefleniyor. Neden? Çünkü bir taraftan Türkiye'de üretim devam ediyor. Üretimde bir sıkıntı yok. Diğer taraftan işte Avrupa'dan imalat PMI'ler geliyor. Ee, yüksek. E, hızlı bir yükseliş söz konusu. Toparlanma var. Aşılamalar da yapıldığı için Avrupa'da hızlı bir toparlanma. Amerika'da hızlı bir toparlanma. Talepte bir artış söz konusu. Dolayısıyla Türkiye ürettiğini daha rahat satabilecek belki. Tabii bazı dengelerin sağlanması gerekiyor. işte hem lojistik anlamda hem de ham madde bulma anlamında hala bu dengesizlikler Çözülmedi. Şimdi Ocak'ta ihracat %2,5 artmıştı. Şubat'ta %9,7. Mart'ta %42 artış. Nisan'da %109. Mayıs'ta %65,5'lik bir artış var. Ama şöyle söyleyebiliriz. Mayıs ayında işte kapanmalar söz konusuydu. Ee, diğer taraftan e, Ramazan bayramı vardı. Tüm bunların içinde olduğu bir dönemde yine de %65'lik bir artış var. 16,5 milyar dolar oldu. Bu e, ne anlama geliyor? Bu tüm yılların en yüksek ikinci mayıs ayı ihracat değeri anlamına geliyor. İhracat artmaya devam ediyor ve ihracatın artması aslında büyümenin ne kadar e, sağlıklı olması anlamında önemli. Peki devam edelim. Başka nelerimiz var ihracatla ilgili? Birazdan haberimize gireceğiz. E, buna ilişkin baktığımızda ihracatta kalemlere bakmamız lazım aslında. Kalemlere baktığımızda, ihracat kalemlerine baktığımızda bir sonraki grafiğimizi alalım. E, ee, i̇lk sırada makine geliyor. %80'lik artış var. Motorlu taşıtlarda %51'lik artış var. Demir çelik %139. Bunu soracağız. Bu artışın sebebi işte küresel e, ekonomide bir hareketlenme var. Dolayısıyla demir çelik de normal artması. Elektrikli makinede %59, plastik ve mamullerinde %83'lük bir artış söz konusu. Diğer taraftan ülkelere baktığımızda ee, orada da aslında çarpıcı bir tablo var. Bakın e, Almanya en önemli ticaret partneri, partneri Avrupa'nın en büyük ekonomisi yüzde 53'lük artış var Mayıs'ta ihracat. Amerika ve 1.1 e, milyar dolarla aslında ikinci sıraya geliyor. Amerika'nın payı gittikçe artıyor. İngiltere'de yüzde 97'lik artış var İngiltere'ye yapılan ihracatta. İtalya'ya yüzde 110, İspanya'ya yüzde 170'lik artış var. Bunların da e, detaylarına bakılmalı belki anlatılmalı. Şimdi e, rakamlar bu şekilde ihracatla ilgili. Peki bundan sonra ne bekleniyor? Bunun büyümeye ne kadarlık e, katkısı vardı? Ticaret Bakanı Mehmet Muş anlattı. İzleyelim. Mayıs ayı ihracatımız geçtiğimiz yılın ayına göre %65,5 artışla 16,5 milyar dolara yükselmiştir. Bu değer ile tüm yılların en yüksek 2. Mayıs ayı ihracatı değerine ulaşmış bulunuyoruz. 2021 yılında üst üste ihracat rakamlarıyla başlayan Türkiye, bayramlar ve hafta sonlarından kaynaklı eksik günlere rağmen Mayıs ayında da ihracatta önemli bir seviyeye ulaştı. Rakamları Ticaret Bakanı Mehmet Muş açıkladı. Bakan Muş, yılın ilk 5 ayı ve son 12 aylık döneme ilişkin ihracat rakamlarında da dikkat çekti. İlk 5 ayda ihracatımızı geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre %38,3'lük artışla 85,2 milyar dolar seviyesine taşımış durumdayız. Yıllıklandırılmış ihracat değerimiz ise 193,3 milyar dolar ile bugüne kadar gerçekleşen en yüksek 12 aylık ihracattır. Mayıs ayında ithalat %54 artışla 20,6 milyar dolar, dış ticaret açığı ise 4,1 milyar dolar olarak gerçekleşti. İhracatın ithalatı karşılama oranı da %80'e yükseldi. Geçtiğimiz ay ihracatta kimyevi maddeler sektörü 2,1 milyar dolarla başı çekti. Onu otomotiv ve çelik sektörleri izledi. Bu dönemde Avrupa Birliği'ne yapılan ihracat %71,1 arttı. En fazla ihracat 1,4 milyar dolarla Almanya'ya, en fazla ithalat ise 2,6 milyar dolarla Çin'den yapıldı. Ticaret Bakanı Muş konuşmasında Suudi Arabistan ve Mısır'a yönelik de önemli mesajlar verdi. Suudi Arabistan tarafından firmalarımıza ve ihraç ürünlerimize yönelik ayrımcı ve kısıtlayıcı uygulamaların ortadan kaldırılması için bir takım girişimlerde bulunacağız. Öte yandan Mısır ile ilişkilerimizin normalleşmesi için çalışmalarımızı devam ettireceğiz. Evet, ihracat verileri böyleydi. Ticaret Bakanı Mehmet Muş'un açıklamaları da bu şekilde. Şimdi çelikten bahsettik. Demir-çelik ihracatından %139'luk Mayıs'ta bir artış var. Türkiye Çelik Üreticileri Derneği Genel Sekreteri de Dr. Veysel Yayan karşımızda olacak. Veysel Bey hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk efendim. Şimdi nasıl bir performans diyeyim. Mayıs ayında %139'luk artış bu e, üç haneli artışı biz neye bağlıyoruz ve e, yıl genel yani Mayıs ayına kadar da nasıldı? Şimdi efendim e, bu rakamları sadece böyle tek başına e, değerler itibariyle dikkate alırsak bizi yanıltabilir. Bir kere geçen yılın Mayıs ayı, ve geçen yılın Nisan ayı ihracat açısından çok ciddi düşüşlerin olduğu aylar olmuştu. Avrupa Birliği'ne ve dünyanın diğer ülkelerine yönelik ihracatımızda pandemi sebebiyle düşüşler söz konusu olmuştu. Dolayısıyla baz etkisini göz ardı etmemek gerekiyor. Tabii. İkinci önemli faktör de çelik sektöründe şudur. Pandeminin etkisinin kısmen azalmaya başladığı 2000 2020 yılının son aylarından 21 yılının bugüne kadar geçen döneminde fiyatlarda çok ciddi artışlar söz konusu oldu dolar bazında. Talep. 500 dolar civarındaki fiyatlar e, 900 dolar, 1000 dolar seviyelerine çıktı. İnşaat demirinde ise 750-760 dolar seviyelerine kadar çıktı. Şimdi 670-680 dolar seviyelerinde. Şimdi burada. E, değerin artmış olması ve geçen yılın baz etkisini birlikte düşünürsek reel anlamda 4 aylık döneme baktığımızda e, miktar açısından ihracatımızda %10'luk bir artış söz konusu miktar yönünden baktığımızda ama değer açısından baktığımızda e, daha yüksek değerler ortaya çıkabiliyor buna e, sevinmemeliyiz gayet tabii sevinmeliyiz ancak burada e, meseleleri çözdük çok fazla ihracat yapıyoruz, sorunlar çözüldü gibi bir duyguya kapılmanın gereği yok. Çünkü o ihracatı çözerken, arttırırken onu üretmek için almış olduğumuz hurdanın ve cevherin de fiyatlarında artış söz konusu. Reel olarak Türkiye'de kalan miktar önemli. Bunu da göz önünde bulundurmak mecburiyetindeyiz. Ama buna rağmen burada üretime bakmak gerekiyor. Üretimimiz yılın ilk 3 ayında yüzde 9 civarında bir artış gösterdi. Pandeminin hala devam ettiği bir dönemde geçen yıl %6 artış göstermişti. Dünyada e, çok ciddi üretim düşüşlerinin yaşandığı bir dönemden geçtiğimiz şartlarda Türk çelik sektörü negatif büyüme beklentileri vardı Türk çelik sektörü için. Pozitif büyüdü. O pozitif büyümenin üzerine bu yılda %10 civarında pozitif büyüdü. Ama Nisan ayına geldiğimizde bu pozitif büyüme %46'ya çıktı. Bu da baz etkisinden kaynaklanıyor. Ancak baz etkisini kaldırdığımız zaman bile, yani o yüzde 26 buçukluk düşüşü kaldırdığımız zaman bile geride bir yüzde 20-20'lik reel bir büyüme kalıyor. Dolayısıyla şunu söyleyebiliriz: reel anlamda çelik sektörümüz hızlı bir büyüme içerisindedir. Önümüzdeki yıl özellikle yası ürünlerde iş üretime başlayacak tesislerle birlikte yaklaşık iki yıl içerisinde 8 milyon ton civarında yeni üretimler söz konusu olacaktır. Yeni üretimleri mümkün kılacak kapasiteler söz konusu olacaktır. Türk çelik sektörü 8. sıradan 7. sıraya dünyanın en büyük 7. üreticisi olma konumuna hızla yaklaşmaktadır ve ondan sonra da belki Kore'yi de geçebilecek bir durum söz konusu. Burada iki husus bize bu imkanı sağlıyor. Birisi ekonomi ekonomimiz hızlı bir şekilde büyüyor. En son %7'lik bir büyüme ilk çeyrek için açıklandı. Bu gayet tabii çelik tüketimine de yansıyor. Yani e, Nisan ayında çelik tüketimi %100'ün üzerinde bir artış gösterdi. E, şimdi bu tüketim artışını karşılamak önemli. Biz ürettiğimizin üretimde %46'lık bir artış olduğunu söylemiştim. Üretimimizin büyük bir bölümünü yurt içine gönderdik. Bizim mesela yaz ürün ihracatımız yüzde %30 civarında geriledi yılın 4 ayı itibariyle baktığımızda. İç pazarın bu da yurt ve dış pazarın içi payları da... nedir tam olarak? İç pazarın payı yüzde %80 civarında. Yani biz zaten bu yüzde %30 küsürlük ihracatı düşürürken bunu iç piyasaya vermek için düşürmüştük. Ancak buna rağmen İthalatta çok ciddi bir artış, %100 civarında bir artış söz konusu oldu. Oradaki bu %100'lük artışı da iki sebebe bağlamak lazım. Birincisi geçen yıl pandeminin ağır şartları sebebiyle ithalatta çok düşük bir ithalat çok düştüğü için yok seviyelerine yaklaştığı için şimdiki rakamlar çok büyük görünüyor. Birinci evet. husus bu. Ama diğer taraftan tüketimimizde de çok ciddi artışlar söz konusu. Ve bunu kısmen ithalat yoluyla karşılamak ihtiyacı içerisinde böyle bir durum var. Yani yurt içine yöneltmemize rağmen ihracat potansiyelini hala ithalat ihtiyacı duyuluyor. Bu durumun giderilmesi için Çelik sektörümüz mevcut tesislerimizden MMK Meteoroloji... ...Eylül ayından itibaren son 3 senedir e, maliyet milazalarıyla e, maliyetleri yakalayamadığı için e, yapamadığı üretimi tekrar başlatacak. Orada 2 milyon ton civarında bir üretimin devreye gireceğini söyleyebiliriz. Artı önümüzdeki yıl içerisinde yaklaşık 8 yıldan itibaren 8, yıl, 8 milyon tonluk bir üretim kapasitesi devreye girecek. Yani çelik sektörümüz bu yıldan başlayıp önümüzdeki yılda hem ithal ikamesi ve hem de ihracat açısından Türkiye'ye yeni imkanlar sunacak. Açık olan husus şudur. Bugün, bu yıl biz aşıda da bunu gördük. Peki açık olan. Veysel bu, Bey şunu soracağım. Bize... E, araya girmek durumundayım şimdi. Buyurun. Fiyatlardan bahset. Yani şimdi diyorsunuz ki üretim oldukça iyi. Üretiyoruz. İç tüketim hareketli ki işte yüzde seksenlik bir pay alıyor. Ama dışarısı da hareketli ve hareketliliğin devamı bekleniyor. Daha çok üretmek gerekiyor. E, dış pazardan nasıl bir talep söz konusu? Yani daha fazla talep söz konusu mu? Şimdi şöyle e, mevcut durum itibariyle dış pazarda canlı bir durum, canlı bir talep var. Bu talebin ne kadar devam edeceği henüz tam belli değil. Bunun kısmen pandemi döneminde biriken ihtiyaçların yansıması olduğunu değerlendiriyoruz. Dolayısıyla burada e, kademeli bir şekilde sönümlenen bir talep de söz konusu olabilir yılın e, son çeyreğinden itibaren. E, şimdi. Şöyle bir durumla karşı karşıyayız. Bir taraftan talep artıyor, diğer taraftan o talebi karşılayacak çelik üretimini yapmak için ihtiyaç duyduğumuz girdiler henüz tam üretilmiyor. Bu girdi maliyetlerinin artması sonucunu doğuruyor. Hmm. Bu girdi maliyetleri artınca fiyatlar, çelik fiyatları artıyor. Bu çelik fiyatları çelik talebini tekrar baskılıyor. Dolayısıyla normal normal şartlarda sönümlenmesi gereken talep kısmen baskı altında baskı önümüzdeki altına. yıla da sarkabilir. Peki fiyatlar konusunda dediniz ki 500 dolardan 1000 dolarlara geldi. Burada yani tabii şimdi e, çok pandemi nedeniyle ekonomi tamamen dengesiz bir hale geldi tüm dünyada. Yani denge şaştı. Dolayısıyla fiyatlarda böyle bir geri çekilme bekler misiniz yoksa artık fiyatlar buraya oturur mu? Şimdi Normal şartlarda geri çekilme bekleriz. Hemen olmasa bile, ancak e, dünyada bazı şartlar değişiyor. Bunu da dikkate almak lazım. Mesela bugün Avrupa Komisyonu'nun yayınladığı bir takım çalışmalar, açıklanan bir takım çalışmalar, hurda ihracatını da kontrol altına alma gayreti içerisinde olduklarını gösteriyor. Evet. İşte Çin Halk Cumhuriyeti'nin bu iklim değişikliği mülazalarıyla hurda ithalatını kolaylaştırması, ihracatını zorlaştırması, Rusya Federasyonu'nun Ukrayna'nın hurda ihracatına vergi getirmesi gibi girdi maliyetlerini alt arttıran faktörler e, ortadan kalkmıyor. Muhtemelen o fiyatlar bir miktar bunun üzerinde Peki. kalacak. Dolayısıyla eski günlere dönmenin kolay olmayacağını söyleyebiliriz. Peki. Burada bir hususu eklemek istiyorum. Son nokta ee, bu, Son son nokta şu. Bu yılki şartlar bize şunu gösterdi. Dışarıya bağımlı olduğunuz zaman bunun bedelini çok ağır bir şekilde ödeyebilirsiniz. İlaçta dahi kendi üretmediğiniz takdirde ne kadar sıkıntı yaşayabileceğimizi çok net olarak gördük. Çünkü bütün ülkeler bazı imkanları, bazı girdi üretimlerini elinde bulundurmanın tadını çıkartıyor ve muhataplarına bedel ödetiyor. Evet. Dolayısıyla Türkiye'nin ihtiyaç duyduğu çeliği de bu bağlamda e, kendi imkanlarıyla üretmesi ve yurt içi tedarik imkanını sağlaması, sanayicilerini yurt dışına bağımlı olmaktan çıkarması hayatı önem taşıyor Türk ekonomisi açısından. Peki, çok teşekkür ederiz. Türkiye Çelik Üniversitesi'nden Türk gelen efendim. Sekreteri Doktor Veysel Yayan. Ee, teşekkürler katkılarınız için. Şimdi e, dedik ki ihracat geldi bugün. E, bir de otomotiv satışları geldi. Otomotiv satışları pandemi var, kapanmalar vardı, e, tatiller vardı. Ama şunu gördük otomotiv satışları Mayıs ayında da arttı. Ne kadar arttı? Yüzde 70 arttı. Bakın Ocak'ta yüzde 60, Şubat'ta yüzde 24, Mart'ta yüzde 92, Nisan'da yüzde 132. Mayıs'ta %69'luk bir artış var otomotiv satışlarında. Ee, otomotiv satışlarını konuşacağız. Devam eder mi? İlgi nasıl? Devam ediyor mu? Fiyatlar? ikinci el hepsini konuşacağız. Gülen Otomotiv Yönetim Kurulu Başkanı Alp Gülan karşımızda olacak. Hemen Alp Bey'e dönelim. Ee, Alp Bey hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk teşekkür ederim. Ee, nasıl değerlendirirsiniz? Pandemi de kap kap kapalı olduğu dönemde %70'lik bir artış. Ee, Sektörü memnun etti mi? Memnuniyet verici mi? Ee, şöyle aynı sizin de söylediğiniz gibi beklentilerin üstünde geldi. 54 binlik bir satış gerçekleşti. Bir 17 gününde pandemi nedeniyle evde olduğumuz düşünülürse beklentilerin üstünde iyi bir satış oldu. Geçen seneye göre %70'lik bir artışa denk geliyor. Ama e, 10 senenin ortalamasına baktığımızda 10 senelik e, Mayıs satışlarının %20 altında kaldık. Ama 17 günlük bir çalışmama dönemi düşünüldüğü zaman beklentilerin e, ötesinde iyi bir satış gelmiş oldu. Ama bu 10 Burada yıl için tabii, hani 10 yıl ortalaması diyoruz ama 10 yıllık dönemde de hiçbir pandemi gibi bir dönem yaşanmadı. Hatta 100 yıllık dönemde yaşanmadı. Doğru. 17 17 günlük o kapanmayı düşünürsek e, biraz önce e, söylediğiniz gibi e, Mart ve Nisan aylarındaki artış yüksekti. Tabii bundan sonraki dönemi nasıl olacağı biraz kurların artışına da bağlı. Bizim e, sektörümüzde biliyorsunuz Kur artışı, özellikle euro artışı Türk otomotiv sektöründe fiyatları etkiliyor. Biraz da otomotivin özel vergilendirme durumu nedeniyle, yani ÖTV baremleri nedeniyle bazen euro'daki artışı arabaya yansıttığınızda sadece kur artışı değil, ÖTV'deki baremin üstüne geçerse örnek olarak verirsek %50'den %80'e çıkması gibi artışlar söz konusu. Orada oluyor. bir değişiklik Ama, bekliyor yine, musunuz? Matrah konusunda bir değişiklik bekliyor musunuz? Çünkü değil mi? E, e, fiyat birden biz, e, e, %50'lik baremden %80'lik bareme çıkabiliyor. Evet bununla ilgili basında da bir iki tane haber şöyle çıkmıştı. Bazen bir arabanın metalik farkı bir arabanın fiyatını 30 bin lira arttır, nasıl arttırabilir diye. işte bu ÖTV'deki vergilerden arınmış 129.999 veya 130'luk baremi aştığı anda 50'den 80'e çıkıyor. Aslında burada e, çeşitli dönemlerde bir düzenleme yapılıyor. Fakat genelde bu düzenleme belli bir tarihe bağlanmıyor. Buradaki artış e, belki de ÖTV gelirlerine bağlı olarak hükümetin karar vereceği bir ÖTV baremleriyle oluyor. Bu konuda şu tarihte şunu olur diye bir beklenti yaratmak çok doğru olmaz. Çünkü buradaki karar vericilerin piyasadaki evet. bu e, dinamizmi takip edeceğini düşünüyoruz. Alp Bey şunu Ama, şu soracağım. Bu, ee, kapanma sonrasında nasıl bir taleple karşılaştınız? Nasıl bir tablo vardı? Şöyle. Şöyle kapanma sonrasında şovrumlarımız son derece hareketliydi. Ee, i̇nsanların özellikle pandemi döneminde otomotiv e, edinme e, ihtiyacı daha fazla arttı. Belki toplu taşımadaki risklerin de unsuruyla eskiden toplu taşımayı tercih eden e, müşteri grubunun belli bir kısmı tekrar araç edinmek üzere e, bir yola çıktı bunun dışında zaten kısa dönem kiralamanın pik sezonuna giriyoruz. Yani yaz sezonu. bayramın bir tanesini biz maalesef evde oturarak geçirdik ama yaz dönemi ve bayram dönemi ve yurt dışından turizm ve yurt dışında çalışan vatandaşlarımızın gelmesi bizim özellikle kısa dönem kiralamanın çok artacağı bir dönemdir. O da araba edinmek için kısa dönem ...şirketlerinin araç aldığı bir dönemdir. Önümüzdeki dönemde de bu talebin böyle bir şekilde artacağını umuyoruz. Beklentimiz o yönde. E, fiyatlarda bir değişim oldu mu baktığımızda? Hem yılbaşından itibaren e, kıyaslarsak hem de son e, son aylarda bir fiyat artışı söz konusu mu? Bu son artışlar e, bu aya %3-4 orta e, mertebesinde fiyatlara yansıdı. Yılbaşından bu yana baktığımızda da kurlardaki oynaklık maalesef bizim sektörümüzde fiyatların kurlara paralel bir şekilde yükselmesini getiriyor. Bunun ikinci ele yansıması bugünlerde başladı. Çünkü ikinci el pazarı geçen Kasım, geçen yılın Kasım ayından Mart ayının sonuna kadar durgun bir seyir gösteriyordu. E, tabii bu arada da hiç belki de çok konuşmamız gereken e, bu satışları çok etkileyecek bir yarı, elit, e, yarı iletken çip krizinden bahsetmemiz gerekiyor. Evet. Tüm dünyada etkisini çok göstermeye başladı. Ve önümüzdeki günlerde bu ayda hissedilmeye başlandı bazı modellerin, özellikle otomatik şanzımanların bulunmasında bir sıkıntı olacağı gözüküyor. Bu da arzdaki bir daralmanın talepteki devam eden seyirle beraber yine fiyatların ikinci elde ve sıfırda yükselmesi yönünde bir e, trend izlemesi kaçınılmaz gibi Geçen gözüküyor. Geçen yılın e sıfır otomobillerin de çok hareketli olduğu, hatta ikinci el otomobil ile sıfır otomobil arasındaki makasın daraldığı, ikinci el fiyatlarının yükseldiği bir dönem vardı. Sonrasında 2021'de fiyatlarda bir gerilemeden e, bahsedildi. E, o fiyatlardaki gerileme durdu. Yeniden artışa doğru mu evrildi? Aynen söylediğiniz gibi özellikle Kasım ayından itibaren kurların düşmesiyle ve sıfır otomobil bayilerinin e, bu kurlardaki geriye çekilmeyi kampanyalarla desteklemesiyle ikinci el satışında bariz bir düşüş gerçekleşti. Fakat tekrar kurlardaki hareket ve dediğim gibi sezonun gelmesiyle ki e, otomobil satışlarında hareketli bir dönemin içine girdik. E, fiyatların tekrar ikinci elde ve sıfırda yukarıya doğru e, gittiğini gözlemliyoruz. Peki. Çok teşekkürler. E, otomotiv teşekkür konusunu konuştuk. Gülen Otomotiv Yönetim Kurulu Başkanı Alp Gülen teşekkür ederiz. Evet otomobil satışları Mayıs ayında 17 günlük kapanma var yani eve kapanma var pandemi nedeniyle bayram tatilde söz konusuydu hepsi bir araya geldi bir ayın 17 günü neredeyse işte dışarı çıkılamadı bayiler kapalıydı ama %70'lik artış 54.734 otomotiv satılmış otomobil ve hafif ticari şimdi bir başka bir bağlantıya gideceğiz öncesinde haberimizi izleyelim Rusya domates kotasını yükseltti. Rusya Tarım Bakanlığı Türkiye'den domates alımına uyguladığı kotayı 50 bin ton arttırarak 300 bine çıkarttı. Rusya Türkiye'den domates alımına uyguladığı kotayı artırdı. Açıklama Rusya Tarım Bakanlığı'ndan geldi. Bakanlık Türkiye'den domates ithalat kotasının 50 bin ton yükseltildiğini duyurdu. Buna göre Rusya'nın Türkiye'den ithal ettiği domatesin kotası 250 binden 300 bin tona çıkarıldı. Türkiye'den Ocak-Mart döneminde 45 ülkeye 128.9 milyon dolarlık domates ihracatı gerçekleştirildi. En çok domates ihracatı yapılan ülkelerin başında geçen yıl olduğu gibi yine Rusya geldi. Türkiye, Rusya'ya bu yılın ilk çeyreğinde 37.4 milyon dolarlık domates ihracatı gerçekleştirdi. Türkiye, yıllık 14 milyon ton domates üretimiyle dünyanın dördüncü büyük üreticisi konumunda. Evet Antalya Ticaret Borsası Yönetim Kurulu üyesi Cüneyt Doğan karşımızda olacak. Bu ne anlama geliyor? Devamı gelir mi? Hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk Sedar Bey. Şimdi e, kotonun arttırılması ne anlama geliyor? Siz böyle bir talepte bulunuyor muydunuz? E, i̇yi bir şey mi üretici için? Kotonun arttırılması iyi bir şey. Biz bu talepte bulunuyorduk. Kota zaten e, 50 bin tonla başladı. E, 100-150 artarak. En son Ocak ayında 250 bin tona çıkmıştı ee, ve e, bu Nisan ve Mayıs aylarında bu kotanın dolacağını tahmin ediyorduk ve doldu. Tekrar talebimiz vardı. Ee, o da bugünlerde gerçekleşti. 300 bin ton oldu. Yanlış şöyle bir yanlış anlaşılma var ee, genel e, piyasaya baktığınızda bu haberler 300 ton çıktığında sanki 250 ton domates ihracatını yapmışız ve dolmuş. Tekrar 300 bin ton bir domates ihracat e, talebi almışız gibi gözüküyor. Böyle bir şey yok. 250 ton doldu. Ek 50 bin ton bir tonaj kapasitesi verdi. Ama şu anda Rusya'ya olan bir ihracatımız yok. Yani Rusya'dan bir talep yok. E, çünkü kendi ürünleri çıkmaya başladı. Ama bu artış bizim için çok iyi oldu. Niye iyi oldu? Önümüzdeki sezon Kasım ayındaki ve e, Aralık ayındaki çıkacak olan domateslerin e, tereddütsüz satışında etkileyecektir. Bu da çiftçimiz için, üreticimiz için çok iyi bir haberdir. E, yani bugüne kadar peki ne kadarlık bir e, bu kota kullanılmıştır Rusya'ya? Yaklaşık. 200 Şu anda 250 bin ton dolu. 250 bin ee, ton dolu. 300 bin tona çıkardı. Resmi, evet, resmi gazete, resmi yazı gelmedi. Ama geldiğinde de dediğim gibi ihracat şu anda ihracat talebi yok Rusya'nın. Bu aylarda genelde ihracat olmuyor. Önümüzdeki Kasım ayında ihracat yapabilecek elimizde 50 bin tonluk domates kotamız var. Hep evet. söylüyoruz, inşallah e, kotasız bir ihracat e, dönemine tekrar döneriz. Daha önce kotasız mıydı? Evet. Uçak düştükten sonra bu kota işlemi kota geldi. E, başladı. Sizin burada talebiniz evet. tamamen kotasız bir ihracat. Ne kadarlık bir e, Rusya, ne kadarlık bir pazardan bahsediyoruz? Ne kadar pazar büyüklüğünden? Yani ne kadar ton <laughs> e, ihraç edilebilir Türkiye'den? Şöyle söylemek gerekir. 3, 300 bin ton veya 250 bin ton domatesi uçak düşmeden önce yıllık bazda yapabiliyorduk. Fakat hem Rusya'nın kendi üretiminin artması hem de işte Azerbaycan, Özbekistan, Kazakistan burada domates üretiminin artmasından dolayı pazar payımız biraz daha düştü. İşte şunu düşünün Ocak ayından Nisan ayına kadar 50 bin tonluk bir tonajımız doldu. Bir yani üstüne bir 10-15 ton daha eğer dolmasaydı bir 10-15 tonluk da alırdı. Yıl bazında şu anda 100 bin ton gözüyle bakabilirsiniz. 100 bin ton civarında. Evet. Peki e, iç pazarda üretim nasıl? Bu arada iç pazarı da konuşalım biraz. E, üretimde nasıl bir dönem geçiriyoruz? Üretimde bir sıkıntımız yok. Üretimimiz var. E, ama tabii e, lokantaların şimdi açılması otellerin açılmasıyla e, belki domates fiyatında ufaktan bir kıpırda veya diğer ürünlerde bir kıpırda olabilir ama e, tabi kış aylarındaki gibi fiyat olması söz konusu değil. Üretimde herhangi bir sıkıntı yok. Çok teşekkür ederiz. Antalya Ticaret Borsası Yönetim Kurulu üyesi Cüneyt Doğan. Kolay gelsin. teşekkür ederiz. Sağ olun. Evet, e, Rusya'ya yapılan domates ihracat, domates satışı orada kota artmış durumda. Şimdi e, bir diğer e, bağlantıya gideceğiz ama öncesinde bir haberimiz var onu aktaralım. Pandemiden etkilenen ekonomik faaliyetleri desteklemek amacıyla başlatılan KDV ve stopaj indirimlerinin süresi uzatıldı. 31 Temmuz'a kadar yeme içme sektöründe KDV oranı %8 yerine %1, iş yeri kiralama, düğün, berberlik gibi hizmetlerde %18 yerine %8 olarak uygulanmaya devam edecek. KDV ve kira stopaj oranlarındaki indirimler 2 ay daha uzatıldı. Resmi gazetede yayınlanan Cumhurbaşkanı kararı ile 31 Temmuz'a kadar iş yeri kira stopaj kesintisi oranı %20 yerine %10 olarak uygulanmaya devam edecek. Konaklama hizmeti, yeme içme sektörüne verilen hizmetlerle, sinema, tiyatro, opera, bale ve müze giriş ücreti gibi kültürel faaliyetlerin %8 olan KDV oranları %1 olarak uygulanacak. İşyeri kiralama hizmeti, kongre, konferans, seminer, konser, fuar ve lunapark giriş ücretleri, düğün, nikah, balo ve koktey salonlarında verilen organizasyon hizmetleri, berberlik ve kuaförlük hizmetleri ile güzellik salonunda verilen hizmetler, terzilik, giyim eşyası ve ev tekstil ürünlerinin onarım ve tamiratı, ayakkabı ve deri eşyalarının onarımı ile ayakkabı boyama hizmetleri, kuru temizleme, çamaşır ayna, giyim eşyası ve diğer tekstil ürünlerinin ütüleme hizmetleri ile halı ve kilim yıkama hizmetlerinde ise KDV %18 yerine %8 olarak uygulanmaya devam edecek. Öte yandan 31 Temmuz tarihine kadar sinema biletleri üzerinden alınan %10 oranındaki eğlence vergisinin sıfır olarak uygulanması da sürecek. Evet şimdi bir yatırımdan bahsedeceğiz. Türkiye'ye bir e, akıllı telefon yatırımı. E, TCL e, Türkiye'de ilk akıllı telefonunu üretti ve bunun tanıtımını yaptı. TCL ülke müdürü Serhan Tunca karşımızda. Serhan Bey hoş geldiniz yayınımıza. Merhabalar Serdar Bey, hoş buldum. Ee, şimdi önce globalde ve Türkiye'de TCL'den bahsedelim ve Türkiye'ye giriş hikayenizden biraz bahsedelim. Türkiye'ye nasıl bir e, giriş oldu? Önce globalde TCL ne durumdadır? Ee, teşekkürler. Ee, bugün çok büyük bir heyecanı paylaşıyoruz biliyorsunuz. Ee, geçtiğimiz hafta Sayın Bakanımız Mustafa Varank'ın ziyaretinin ardından e, bugün de e, Türkiye'de ürettiğimiz ilk akıllı telefonumuzun lansmanını yaptık. Ama sizin de sorduğunuz gibi çok kısa bir e, girişle e, bu döneme kadar hem Türkiye pazarında hem de globalde e, nelere imza attık e, çok kısa bahsetmek isterim. 20 yıl aşkın bir süredir mobil ürünler kategorisinde Alcatel, Palm, Blackberry gibi markalarla hizmet veren TCL, 2019 yıl, yılının başı itibariyle TCL markalı ürünleri de son kullanıcılara buluşturmaya başlamıştı. Özellikle 2020 senesi genişleyen ürün yelpazesi, büyüyen ekosistemi ve yükselen marka bilinliğiyle e, bir dönüm noktası oldu bizler için. Çok kısa bir zaman dilimi içerisinde hem global hem Türkiye pazarında 5 farklı ürün kategorisinde 20'den fazla ürün portföyüyle son kullanıcılara geçtik. Bu 5 kategori aslında akıllı telefonlar, tabletler, giyilebilir teknolojiler, modemler e, ve e, ses ürün grubu ürünlerimizi oluşturuyor. E, Alcatel markası ile Türkiye'nin genel pazarında ikinci, operatör pazarında birinci tablet markası haline geldik. E, TCL, bugün itibariyle de e, hem TCL markalı e, ürün gamımızı arttırıyor hem de TCL e, markalı akıllı telefonların Türkiye'deki üretiminin gururunu yaşıyoruz. Peki şimdi ana fabrika nerededir? Örneğin Şöyle, e, bugün de duyurduğumuz gibi Arçelik ile e, gerçekleştirdiğimiz bir iş birliğiyle e, Çerkezköy'de e, bir, şu anda cep telefonu ürün grubumuzun e, üretimini gerçekleştiriyoruz. Peki başka ülkelerde As böyle bir yatırım var mı? Tabii. TCL aslında dünyanın birçok ülkesinde, e, Çin başta olmak üzere, Arjantin, Brezilya, Endonezya, Hindistan gibi ülkelerde de ee, bu zamana kadar akıllı telefon yatırımını yapıyordu. Türkiye Türkiye'de pazarına de... girişi nasıl oldu? Ee, hangi motivasyonla Türkiye pazarı radara girdi ve burada yatırım düşünüldü? Aslında 2019 yılından bu yana yaptığımız yatırımların bir devamı Türkiye pazarındaki üretim e, projemiz. E, yerli üretimle birlikte artık Türkiye'deki kullanıcılara üzerinde Made in Turkey etiketine sahip olan akıllı telefonları da sunmaya başlıyoruz. Burada tabii ki değinmek isterim ki hem Türkiye hem Türkiye'deki iş ortağıma seçiminde kabiliyeti ve üretim teknolojileriyle ülkemizin ve dünyanın lider şirketlerinden Arçelik ile yaptığımız bu önemli işbirliği bizim için çok değerli. Peki hedef nedir? İç pazar mı, ihracat var mı? Hedeflerin içinde, projeksiyonların içinde? Öncelikle hedeften önce bir de değinmek istediğim çok değerli bir teşvik süreci var. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımızın cep telefonunda ülkemiz istihdamına ve ekonomisine katkı sağlayacak biçimde de yerli üretimi teşvik etmesi de e, bizim Türkiye'de bu iş ortaklığına, bu üretim projesine başlamamızın ilgane sebeplerinden bir tanesi. Peki o zaman e, yatırımın anda, büyüklüğü ve istihdam konusundan da biraz bahseder misiniz? Ne kadarlık bir istihdam sağlıyor bu? Şu anda SKD yöntemiyle üretime başladık. Önümüzdeki aylarda 600 parçayı bir araya getirdiğimiz elektronik üretim diyebileceğimiz CKD metoduyla devam edeceğiz. Şu anda yıllık hattın üretim kapasitesi 450 bin ve an itibariyle yüzden fazla istihdamı halihazırda hazırda sağlamış durumda. 450 bin üretim kapasitesi var. 100'den evet. fazla istihdam. Burada istihdamın veya kapasitenin büyümesi buna ilişkin bir... E, tahmin, projeksiyon hedef var mı? Tabii. Şu anda e, kurduğumuz aslında üretim için kurduğumuz hattı sadece cep telefonu için değil e, tüm ürün gruplarını üretebilecek yetkinlikte e, seçtik. O yüzden de Türkiye pazarı için e, diğer ürün grupları aynı zamanda çevre pazarları için ihracat konusunun genişlemesiyle birlikte istihdamın ve yerliliğinde artacağını söylemek isterim. Burada ürün grubu anlamında şimdi sadece akıllı telefon, cep telefonu ama başka ürünler de üretilir. Ne gibi? Evet, akıllı telefonda bugün bugün aslında ilk akıllı telefonumuzu tanıttık. Yıl sonuna kadar da e, üzerine yeni ürünler ekleyerek yeni akıllı cep telefonları da Türkiye pazarında buluşturuyor olacağız. E, üretilebilecek ürün grupları şu anda halihazırda hazırda e, açıkçası onu söylemeye atladım ancak. Ee, bildiğiniz gibi Eylül ayından itibaren e, Türkiye pazarında Türkiye'de üretecek şekilde televizyon ürün grubumuzda e, piyasaya arz edildi. E, buna ek olarak tabletler, giyilebilir bir teknolojiler ve diğer ürün grupları da e, fizibilite e, için değerlendiriliyorlar. Evet pazarla ilgili bir bilgi verirseniz buradaki hedef pazar nedir? İç pazar mıdır? İhracat da düşünülüyor mu? E, Türkiye Türkiye akıllı telefon pazarı uzunca bir süredir aslında yıllık 12 milyonluk bir adede sahip. E, bu yıllık 12 milyonluk adedin e, Türkiye'deki üretim yetkinliklerinin artmasıyla daha büyük bir pazara erişeceğini görüyoruz. Biz de bu pazarda hem teknik donanımlarımız hem de e, erişilebilir fiyat politikamız sebebiyle e, hızlıca rekabette yer alıp e, diğer ürün kategorilerinde olduğu gibi akıllı telefon kategorisinde de çok hızlı bir şekilde e, arzu ettiğimiz pazar payına erişeceğimizi düşünüyoruz. Tabii e, kalite önemli, bir de fiyat politikası da önemli. Rekabet edebilir bir fiyat mı olacak? Rekabetçi bir fiyat mı? Evet. evet e, az önce bahsettiğim gibi e, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımızın e, uygulamış olduğu teşvik programı doğrultusunda e, şu anda... E, Elektrik, cep telefonu aksanlarının e, gümrük vergileriyle ilgili daha uygun e, bir maliyet söz konusu. Buradaki e, gerçekleşen maliyet avantajının tamamını son kullanıcı fiyatlarımıza yansıtıyoruz. Peki bunun dışında bir de tabii e, bundan sonra işte he, ihracat anlamında bir hedef var mı? İhracat düşünüyor mu sonrası için? Evet e, bu projeyi aslında tüm e, yani tüm yerli üretim projesini hem sürdürülebilir hem de daha katma değerli hale getirecek iki tane alan var bir tanesi e, Türkiyeden yerel tedarik yani bir eko tedarik ekosistem oluşması diğeri de e, Türkiye'de üret ihracatı biz yaklaşık bir yıldır bu proje üzerine çalışıyoruz ve bir yıldır da çevre pazarlarla ilgili araştırmamız devam ediyor. İnşallah en kısa vadede de ihracatı da gerçekleştiriyor oluruz. Şimdi otomotiv konuşmuştuk. Çip krizinin otomotiv sektörüne etkisi e, yavaş yavaş hissedilir düzeyde. Tabi akıllı telefon bu teknolojide hissediliyor mu? Siz ne söylersiniz bununla ilgili? Çok kısa olarak alayım. Çip krizi aslında akıllı diyebileceğimiz her ürünlerde şu anda yaşanıyor. Çünkü gün be gün çevremizde hem arabalarımız, televizyonlarımız, telefonlarımız, saatlerimiz hepsi akıllı hale geldi ve bağlantılılar. E, talep çok daha yüksek olduğu için bu global çip sadece çip değil, global komponent krizi e, 2021'in ilk başlarına çok yoğun hissedildi. Ancak 2021'in sonuna kadar da devam edecek diye öngörüyoruz. E, bu kriz sebebiyle de tabii ki ister istemez her e, sektör paydaşının yaşadığı gibi komponent fiyatlarında, satın alma fiyatlarında bir artışla karşı karşıyayız maliyetlerde. Evet çok teşekkür ederiz. Kolay gelsin. TCL ben İlçe teşekkür ederim. Serhan Tunca ile konuştuk. Ee, Türkiye'de üretilen e, ürettikleri ilk akıllı telefonu tanıttılar. Teşvikler sayesinde Türkiye'ye geldiler. Türkiye'de yatırım yaptılar. Arçelik'le bir e, işbirliğine gittiler ve e, Türkiye'ye taşıdılar istihdam sağlıyorlar. İşte e, hem üretim burada yapılıyorlar hem de bir istihdamdan bahsediyoruz. Artması da bekleniyor. Evet ekonomi notlarıyla karşınızdaydık. Hoşçakalın.